Şimdi CAD to Additive Manufacturing dediğimiz, bakın, şöyle bir sürece sahip. Bizim elde ettiğimiz bir tasarım var bilgisayar ortamında. Bizim yapmamız gereken bu bilgisayar ortamındaki datayı eklemeli imalat makinesinin kabul edeceği dosya formatına çevirmek. O da STL file diye geçiyor. STL dosyası. Şu ikinci adımda gördüğünüz. Bu STL dosyası bir yüzey mesh. Yüzeyinde bunun küçük elemanlar var, üçgensel. Sadece yüzeyi tanımlar. Daha sonra bu yüzey bilgisinden biz katmanlar elde ederiz. Slice layer dediğimiz katman modelleri. Yani her bir katmanın modeli vardır elimizde, iki boyutlu. Ve bunu eklemeli imalat sistemine tanıtırız. O her bir katmanın artık geometrisini bilir. Katman katman onu üretmeye başlar. Ürettikten sonra bunu alırız. İşte son yüzey işlemleri yapılabilir burada. İşte bazı yüzey temizleme işlemleri. Sonrasında da son parçayı bu şekilde üretebiliriz. Yani CAD to Additive Manufacturing şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 5 adımdan oluşan bir süreç. Şimdi STL dosyası tüm aslında CAD sistemleri tarafından kabul edilebilen genel bir format. Yani her sistemde bunu export etmek için ya da kaydederken ya da export ederken işte STL dosyası seçeneğini görebilirsiniz. Mesela burada bir Pro Engineer eski bir şey bu. Yazılım mesela. Şeyden, pencereden anlayabiliyorsunuz zaten 90'lı yıllardan. Ama Pro Engineer o dönemlerde bile STL modelini destekliyor. Çünkü zaten STL ilk bu makineler çıktığından beri, 1986 dedik mesela, o dönemden beri kullanılan format. Ve bunu işte Pro Engineer'da direkt bunu save as dediğinizde, save copy dediğinizde şuradan STL dosyası formatını seçip export edebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Burada bakın, export ederken STL dosyası şöyle gördüğünüz gibi üçgenlerle bizim yüzeyimizi modeller. Bu yüzeyler işte üçgenlerin birbiriyle bağlanmasıyla tüm sistemi tanımlıyor ya da tüm parçayı tanımlıyor gördüğünüz gibi. Burada iki farklı şey var. Bakın, binary ve ASCII modu var. ASCII modu daha çok user friendly. Yani sizin bunu hani SAT dosyasını sağ tıklayıp açtığınız not defteriyle okuyabiliyorsunuz. ASCII formatına kaydederseniz yine o şekilde okuyabilirsiniz. Sizin de görebileceğiniz kodlamalar vardır orada. Her bir üçgenin koordinatlarını falan görebilirsiniz orada. Binary dediğimizse biraz daha hani insanın onu düzgün okuyamayacağı bir format. Ama daha az yer kapladığı için binary formatı avantajlı olabiliyor. ASCII hani sizin okuyabileceğiniz formatta sakladığı için biraz daha yüksek alan kaplıyor. Binary biraz daha az alan kaplıyor. Bunun yanında bu üçgenlerin kaç tane olması gerektiği, işte yükseklikleri falan, bunların detaylı ayarları olabilir. İşte şurada mesela bir height angle kontrol verilmiş. Bunlara göre de farklı türde şu STL meshleri üzerinde oluşturulabilir. Bunun çeşitli yöntemleri var. Arka planda yazılım bunu çalıştırarak bu formata getiriyor gördüğünüz gibi. İşte STL dosyasını daha detaylı tanımlarsak Collection of Triangles direkt. Hani size biri sorarsa üçgenlerin birleşimi. Üçgen yüzey elemanların bu arada. İçerisinde bir eleman yok bunun. Yani içerisi boş. Sadece yüzeyi üçgenlerle, en basit üçgenlerle modelliyor. Bakın şurada bir eğrisel yüzey var. Onu bile üçgenlerle modelleyip şurayı düz çizgi olarak kabul ediyor ama bu durumda. Şunların hepsi lineer düz çizgi. Bu şekilde üçgenlerle modelliyor. Ve sadece CAD modelin etrafını, yani dışını, aslında yüzeyini modelliyor sadece. İki önemli özelliği var. Birincisi vertexler, yani noktalar. Şu üçgenin her bir köşe noktası üçgenlerin. Bunlar counterclockwise şeklinde oriented. Counterclockwise dediğim şu şekilde oriented ediliyor. Bakın 1, 2, 3. Saatin tersi yönüne bunları numaralandırıyoruz. Bir de vertex to vertex rule var. Yani ne demek istiyoruz biz buna aslında? Her bir üçgen bir yandaki üçgenin aynı kenarındaki yine kenarla eşleşmek durumunda. Yani 1, 2, 3 mesela bu üçgen varsa bunun yanındaki üçgen, buna birleşmesi gereken şuradaki vertex noktaları ortak olmalı ki şu kenar bu kenara birleşsin. Yoksa arada boşluk oluşur. Şeyi modeli oluşturamazsınız. Yani burada bakarsanız mesela şurada bir üçgen var ve aşağıda bir üçgen var. Bunun şu üçgenlerinin şu kenarları birleşik bakın. Yine aynı şekilde şurada bu da var. Bunun da arka tarafını. Yani her bir kenardan yine iki tane olmak zorunda.
Hani var diye bizim solid model oluşturmak için gerekli kural. Onun gibi bir kuralı var aslında. Vertex'i vertex rule'da. Aynı zamanda her üçgen iki genel noktadan iki genel noktayı diğer üçgenle paylaşmak durumunda. Yani bu da aslında şu ikisi birbirine benzer. Hem kenarlar hem noktalar paylaşılmalı. Noktalar paylaşılmazsa burada boşluk oluşur. Kenar paylaşılmazsa kenar arasında boşluk oluşur. Bu sorunları göstereceğim zaten size. Şimdi bir şeyine bakalım. Yani formatına nasıl oluşuyor STL dosyası. STL dosyasının formatı aslında çok basit. Yani her bir üçgenin bakın şu tam ortada gördüğünüz vertex, vertex. Bunlar 3 tane noktanın, üçgenin 3 noktasının koordinatları. X, Y ve Z koordinatı. İşte ikinci vertexin X, Y ve Z koordinatı. Üçüncü vertexin X, Y, Z koordinatı. Outer loop ve end loop dediğimiz bu şekilde bir loop'un içinde saklanıyor bu. Bu saatin tersi yönde bunları çizer. Böyle düşündüğümüzde. Bir de bunların dışında bakın şurada facet normal dediğimiz bu üçgenin yüzeyine yani şu üç noktadan oluşan lineer düzlemin yüzeyine dik normali tanımlayan bir koordinat var. Facet normal dediğimiz. Eksi 1, 0, 0 diye gösterilen. İşte şu yukarıda gösterilen 12 bir binary format için gösterilen bir şey çok önemli değil. Şurada tanımı. Ve işte nasıl başlıyor? Facet normal ile başlıyor. Normal koordinatlarıyla başlıyor. Outer loop deyip 3 tane vertex'i saatin ters yönüne yazılıyor. End loop deyip bitiriliyor. End facet deyip bu facet bitiriliyor. Facet dediğimiz bir üçgen mesh. O üçgen mesh facet olarak bitirildi. Sonra yeni facet başlıyor bakın burada. Yeni üçgen. Bunun da normali var. Outer loop. Yine bunun 3 tane noktası var. Saatin ters yönüne döndürülmüş. Bitiyor. Ve facet bitiyor. Bu şekilde tüm üçgenler alt alta sıralanır arkadaşlar bir STL dosyasında. Yani bakarsak 7 satırdan oluşan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle fasetten başlayıp fasette biten 7 satırdan oluşan üçgenler var burada. Evet bu gördüğünüz gibi bir STL dosyasını tanımlıyor. Bir sinteksi bu. Yani peki bu tür bir sinteks sizce bir problem oluşturur mu? Yani bir katı model tanımlamasını düşünün bizim geçen dersimizde gördüğümüz. Onu düşündüğünüzde bir problem oluşturur mu? Size sorayım biraz bunu. Hocam şey gibi bir kalınlığın olmaması gibi bir problem. Yani katı model oluştururken hani sonuçta bu tüm katı modelin etrafını kapsaması lazım ki bir katı modeli tanımlayabilsin. Katı model tanımlama kriterlerini düşünürsek bizim geçen derslerde öğrendiğimiz onlara bağlı olarak soruyorum aslında. Bir problem oluşturun. Bu tür bir syntax yani bu tür bir STL dosyası oluşturmamız. Hani hiç aklınıza gelen bir problem var mı onu düşünün. Ne vardı orada? Two manifold vardı mesela. Non manifold, two manifold olayı ya da şey vardı. Plane model, orientability falan. Onları düşündüğünüzde bir problem oluşturur mu? Onu soruyorum. Siz bunu bir düşünün, bir ara verelim. Buçukta devam edelim isterseniz. Buçukta bu sorunun cevabını sizden alayım. Yani yorum olarak, yani doğru cevap vermek zorunda değilsiniz. Yorum olarak sizden alayım. Şimdi bir ara verelim.